5 litre zeytinyağının gram altında aynı fiyata satıldığı piyasa fiyatlarını Aydın Tarış Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatif Başkanı Rahmi Işık'la değerlendirdi. Işıklı zeytinyağı fiyatlarının üreticiden normal değerinde fiyatlara alındığını, ancak market raflarında fiyatların iki katına çıktığını belirterek sorgulanması gereken raf fiyatıdır dedi. Zeytinyağının daha önceki yıllarda çok düşük fiyatlara satıldığını ve hak ettiği değeri yeni kazandığını ifade eden Işıklı, zeytinyağının yüksek fiyattan satılmasının üreticiyi etkilemeyeceğini söyledi. Üreticiye verilen primin düşük olmasından da şikayet eden Işıklı, zeytinyağı üreticisinin normalde kazanmadığını, rekolte düşük olursa kâra geçtiğini belirtti. Aydın Tarış Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatif Başkanı Rahmi Işıklı ile birlikteyiz. Son zamanlarda market raflarında normal değerinin iki katına ulaşan zeytinyağı fiyatları ile ilgili kendisinden bilgi alacağız. Rahmi Bey, zeytinyağı fiyatları üreticiden 13-12 lira civarında alınırken market raflarında 25-26 civarında satılıyor. Bununla ilgili siz neler söyleyeceksiniz? Tabii bu marketçilerin işi. Bunlar biliyorsun zeytinyağında da aynı. Efendim etti de aynı. Üretici yetiştiriyor etine. Satıyor kasaba veya kesiciye. Rafta, kasapta 35 lira et. Yani üretici her zaman mağdur olan taraf. Aracılar kazanıyor bu işte. Tabii bu iş tamamen rafçıların ve marketçilerin işi. Onlara gidip sormak lazım. Bizde 13 lira. 5 yıldır zeytinyağı fiyatı aynı 5 lira. Bu sene biraz çiftçinin yüzü güldü. Onu da rekolte düşük. Çok az bir zeytin oldu. Rekoltede yanlışlık yapıldı. 190 bin ton tahmin edildi. Ancak 150 bin tonlarda gerçekleşti Türkiye rekoltesi. Onun için zeytinyağı fiyatları biraz yüksek seyretti. Yani üreticinin kazanabileceği yani şeyde yani çok yüksek, bize göre çok yüksek değil. Çok yüksek değil. Bundan sonra inşallah hep böyle seyreder. Bu sene de 10 bin liradan aşağı düşeceğine sanmıyorum zeytinyağının. Daha rekolte Ağustos'ta belli olacak ama Ağustos'u da az kaldı, bir ay kaldı. İnşallah üreticinin para kazanmasından tarafayız. Fiyatların, tabii raftaki fiyatların işçilik maliyeti biniyor, rafine masrafı biniyor, ambalajlama, nakliyesi biniyor. Yine de rafta çok yüksek yani. Peki, zeytinyağının raf fiyatının bu kadar yüksek olması üreticiye zarar verir mi? Üreticiye zarar, şimdi tabii tüketiciye göre zor günler tabii tüketici için. Alternatif yağları kayma, yani raftaki yüksek olma. Raftaki yüksek olma. Üretici, tüketici alternatif yağları kayabilir ama insanlar artık zeytinyağına alıştı. Yani tüketim artmaya başladı. Biliyorsun bu iş arz talep meselesi. Televizyonlar, doktorlar tavsiye ediyor. Günden güne zeytinyağı tüketimi Türkiye'de artıyor. Rekoltede düşük olunca fiyatlar bazı kişiler tarafından yükseklere çekiliyor. Bilmiyorum artık, göreceğiz. Peki zeytin ve zeytinyağına verilen primler bu fiyatları etkiliyor olabilir mi? Hayır, aslında zeytin ve zeytinyağı primleri çok yüksek değil. Avrupa'da, İspanya'daki fiyatlar yok. Biz istiyoruz ki zeytinyağı biliyorsun meyve, meyve ağacı, meyve yağı, zeytinyağı meyve yağı, bütün yağların içinde tek meyve yağı olan zeytinyağı. Biz zeytinyağına değil zeytine prim istiyoruz. Yıllarca bunu söylüyoruz. 5 kiloda biz zeytin yağı veriyor. Biz yağ üzerinden prim alıyoruz. Burada bir hata var. Bakanlığımızın bunu muhakkak düzeltmesi gerekiyor. Yetersiz olunca da fiyatlar tırmandı. 13 liralarda bugün tam üreticinin istediği fiyatlar bunlar. Maliyet çok ağır. Zeytinyağında maliyet çok ağır. Toplamak çok zor. Hala ilkel yöntemlerle zeytin topluyoruz dağlardan. Yani Avrupa'daki gibi üretici yolları yok. Efendime söyleyeyim, teknoloji yok. Biz dağda hala daha merkep sırtında zeytin taşıyoruz.
yarı fiyatına kendi malımız var, işleyemiyoruz. Yani o işi takip edemiyoruz. İşte arkadaşım birine sen çırp dediğinde %60'ını istiyor. Yani ürünün %60'ını istiyor. Yani masraf ağır. Yövmeyiler pahalı. Toplayıcı, silkme, efendim fabrikaya getirme, bunlar hep maliyet. Onun için yani zeytinyağı fiyatları anca normal duruma geldi üreticiye göre.